Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi sayısı diğerlerinden daha fazladır? Eylemsi, değilimsi demek arkadaşlar. Diğer isimleriyle mutlaka biliyoruz. Modernizmi kısaca geleneksel olanı reddetme, olanındaki en an sıfat fiil, reddetme tavrı olarak, buradaki me, ma isim fiil arkadaşlar, olarak tanımlayabilir, erek, arak, zarf fiil, bu bağlamda modernizmi benimseyen en an sıfat fiil, hikayeci ve romancıların geleneksel ve yerleşik roman anlayışını reddettiklerini, ış iş, iş isim fiil, reddettiklerini, bık dik arkadaşlar burada sıfat fiil. Evet birinci cümlede kaç tane fiilimsi bulduğumuza bakalım. 1, 2, 3, 4, şöyle 5, 6. Birinci cümlede 6 tane fiilimsi var ve devam ediyoruz. Modernizmi esas alan bir, eserlerde dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkılarak, erekarak, bilinç akışı ve iç konuşma, geriye dönüş gibi anlatım tekniklerine yer verilmiştir. Evet, esas alandaki en an çıkılarak, bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş gibi teknikler. Akışındaki ış, iş, iç konuşmadaki mema, geriye dönüşteki üç, üç. baktığımızda arkadaşlar bir, iki, 3, 4, 5 tane ne olduğunu görmekteyiz. Fiilimsi olduğunu görmekteyiz. Şöyle devam ediyorum. Klasik eserlerde temel alınan en ansıfat sıfat fiil, olay, karakter ve çevre unsurları ölümsüzleştirilmiş, simge, imge, bakış açısı, ironi, çağrışım önem kazanmıştır derken bakıştaki ış, iş, iş yani burada sadece iki tane fiilimsi olduğunu görmekteyiz. Bu anlayışta yazılan ış, iş, iş yazılandaki en an sıfat fiil eserlerde insanlar duygu ve düşünceleri karmaşık ve çok yönlü bir varlık olarak görülür. Olaraktaki erek arak burada da üç tane fiilimsi olduğunu görmektesiniz. Modern yaşamdaki bireyin bunalımı, toplumla çatışması, mema, yalnızlığı, huzursuzluğu, topluma yabancılaşmasının mema yine anlatıldığı dık dik. Bu eserlerden sıradan bir zaman akışı, ış iş kullanılmaz. Eserdeki kişi veya kişiler Aynı zaman dilimi içinde değişik zaman dilimlerini yaşar derken arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 1, 2, üç, dört tane fiilimsi olduğunu görmekteyiz. Cevabımız A olacak. Bu parçada yer alan tamlamalar hangi seçenekte doğru gruplandırılmıştır? Bakalım. Bir piyanosu. Kaç piyano? Bir piyano. Bunun kesinlikle bir sıfat tamlaması olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Can sıkıntısı, ne sıkıntısı? Can sıkıntısı. Ne sorusu arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasını veriyor. Dolayısıyla bu benim için bir isim tamlamasıdır ve devam ediyorum. Beethoven'ın gururu. Kimin gururu? Beethoven. Arkadaşlar, kimin ve neyin soruları bana belirtili isim tamlamasını veriyor. Gördüğünüz gibi hem tamlayan hem tamlanan ek almış belirtili bir isim tamlamasıdır. Kış günü, kış günlerinde ne günlerinde? Kış günlerinde derken yine belirtisiz isim tamlaması olduğunu görmekteyim. Çünkü ne sorusuna yanıt veriyor. Mahallesindeki ev, hangi ev? Mahallesindeki ev sıfat yapan ki olduğunu görmektesiniz. Sıfat yapan ki de sıfat tamlaması kurar. Dolayısıyla bu benim için sıfat tamlamasıdır. Böyle zaman, nasıl zaman, böyle zaman bunun da bir sıfat tamlaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda baktığımda bir kesinlikle sıfat tamlaması. Şöyle bu yüzden burta şıkkını eliyorum. Evet. iki kesinlikle isim tamlaması. Evet. 3 isim tamlaması. Evet. Ve 4 isim tamlaması arkadaşlar. 2 3 4 isim tamlaması. Evet, ee, diğerlerine baktığımda 1 sıfat tamlamasıydı. 5 gördüğünüz gibi mahallesindeki ev sıfat tamlaması ve 6 böyle zaman sıfat tamlaması. Cevabım bundan dolayı C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen sözcüğün örneği yoktur? Bakalım. Yengemin annemi ısrarı üstüne köşkte birkaç gece kalmaya mecbur olmuştuk. Birkaç gece arkadaşlar belgisizlik anlamı katan sözcük ismin önüne geldiği için belgisiz sıfat A şıkkına elerim. Arada bir köyüne gidip gelmekle birlikte aslında şehirde izolasyon ve boya işleri yapar. Kökteş sözcüğe bakalım arkadaşlar. Boya yani hem boyamak anlamına geliyor. Fiil olarak hem de boya olan isim anlamına geliyor ortak bir köktür arkadaşlar. Evet, kökteş bir sözcük kullanılmış. B şıkkında eliyorum. Otobüs ilk defa böyle bir araç gören köylüler tarafından çok ilgi gördü. İlgi gördü. Çok ilgi gördü. Ne kadar ilgi gördü? Çok ilgi gördü. Ne kadar sorusun? Miktar zarfı. Dolayısıyla bu da doğru. Şehirde kalorifercilik, boyacılık, bananacılık gibi işler edinen bu köylüler kent yaşamı cazip gelince köylerine bir daha dönmezler köylerine yani kendi köylerine onların köylerinden bahsediyor. Onların köyleri dediğim için şuradaki ekin bir iyilik iki olduğunu görebiliyoruz. Çünkü iyilik eki arkadaşlar sahiplik anlamı katar. Denizli şıkkı da doğru. Seyit annesine uzun zamandır sevdiği elmas ile evlenmek istediğini söyler. Buradaki ile arkadaşlar ve anlamına gelseydi bağlaç olurdu. Ama buradaki ile ve anlamına gelmediği için elmas ile birliktelik araç gibi anlamlar kattığı için kesinlikle edattır. Cevabım bundan dolayı E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu ses olayına örnek bir kullanım yoktur? Bakalım. Bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün yer değiştirmesi olayına ünsüz göçüşmesi ya da metates adı verilir. Bakalım arkadaşlar. Gün boyu sokakta top oynayan çocuğun üstü başı toz torpak içinde kalmıştı. Buradaki torpak toprak olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi P ve R sesi yer değiştirdiği için göçüşme olduğunu söyleyebiliriz. Tarlasını sürmeye başladığında pullağa takılan şeylerin bakır çanak çölmek olduğunu görülür derken arkadaşlar çölmek değildir bu çömlektir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi L ve M yer değiştirmiş göçüşme olduğunu söyleyebiliriz. Bana bir kez daha yanlış yaparsan seninle görüşmeyi keserim derken arkadaşlar yanlıştır bu yanlış değildir yanlıştır yanılmaktan geliyor biliyorsunuz. Burada bir göçüşme söz konusu değil dolayısıyla doğru cevabım C şıkkı. Gözün içine giren kipri değil arkadaşlar. Kirpi olması gerekiyordu. P ve R yer değiştirmiş. Göçüşme olmuş burada da. Limonun ölçüsünü fazla kaçırdığım için çorba biraz eşki olmuştu derken ekşi olması gerekiyor. Ş ve K yer değiştirmiş. Burada da göçüşme olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada aşağıdaki sıfat çeşitlerinden hangisi yoktur? Bakalım. İstanbul'un baharı yoktur. İstanbul'da 12 ayın yarısı kış. Kaç ay? 12 ay. Sayı sıfatı olduğunu görmektesiniz. Yarısı yazdır. Bahar. Çokluk kış ortalarına serpişmiş yazdan kalma harikulade aydınlık sımsıcaktır. Kara kış. Nasıl kış? Kara kış. Bir niteleme sıfatı olduğunu da görmektesiniz. Ortasında karanlıkta çakan şimşekler gibi bir an. Evet ertesi gün bu bir anlık mutluluğun öcünü almak istercesine daha karanlık, daha sıklam günler birbirini kovalamaya başlar. Nasıl günler? Sırılsıklam günler. Burada da bir pekiştirme sıfatı olduğunu görmektesiniz. Peki kurallı birleşik sıfat var mı? Ya da küçültme sıfatı var mı? Bakalım İstanbul'da 12'nin yarısı kış yarısı yazdır. Bahar çokluk kış ortalarına Serpişmiş yazdan kalma harikulade aydınlık. Nasıl aydınlık? Yazdan kalma harikulade aydınlık dediğimde arkadaşlar kurallı birleşik sıfatı da görmüş oldum. Ama tekrar devam ediyorum. Sım sıcaktır. Burada bir e, pekiştirme var. Küçültme yok arkadaşlar. Küçültme sıfatı olsaydı benden şöyle bir şey istemeliydi. Gördüğünüz gibi mesela işte minicik eller bu tarz bir şey istemesi gerekiyordu. Nasıl el minicik el. Ben böyle bir şey göremedim. Dolayısıyla doğru cevabım B şıkkı olacak. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmeli? Bakalım. Hepimizin zaman zaman korktuğu ve kaygılandığı durumlar olmuştur elbette yüklemim olduğu için buraya nokta getirmem gerekiyor. Kimimiz karanlıktan, kimimiz bazı hayvanlardan korkarız. Yüklemim var ve nokta getirdim. Bazen sınavlarla ilgili, bazen de topluluk önünde konuşmakla ilgili kaygı duyarız. Yine nokta getirdim arkadaşlar. Üstelik öyle zaman olur ki bu duyguların nereden nasıl geldiğini, neden böyle hissettiğimizi anlamakta bile güçlük çekeriz. Yüklemim belli. Noktamı koyuyorum. Bu da çözüm bulmamızı zorlaştırmakla kalmaz, öyle içinden çıkılmaz bir hal alır ki. Ki'den sonra arkadaşlar devam eden bir eylem olduğunu belli etmek adına buraya 3 nokta getirmem gerekiyor. Dolayısıyla cevabımın E olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek almıştır? Bir varlığa neye ait olduğunu belirten ekler iyilik ekleridir ya da aitlik ekleridir arkadaşlar. Başına benim senin onun bizim sizin onların zamirlerini getirerek iyilik eklerini okutabiliriz. Bakalım. Şimdi Özler çoktan uyanmış olmalıydı. Gardrobun kapısını açık bulunca kim bilir nasıl şaşırmıştı. Gardrobun kapısı bu bir tamlayan ekidir arkadaşlar. Tamlayan eki de ilgi ek. Dolayısıyla burada iyilik eki falan yok. Bunu elerim. Bavulu aramış bulamamış olacaktı. Onun bavulu aramış bulamamış olacaktı diyemiyorum. Dolayısıyla buradaki u belirtme halik. Belirtme haliki ile iyilik üçüncü tekil ekini karıştırabiliyorsunuz. Başına onun getirerek sağlamasını yapabilirsiniz. Eğer onun kabul ediyorsa, iyilik etmiyorsa belirtme. Burada etmediği için belirtme ki bavulu. Onun bavulu aramış, bulamamış olacaktı diyemiyorum. Bu yüzden belirtme. Belki çekmeceye de koşmuştu. Burada arkadaşlar herhangi bir e, bu tarz bir ek almamış karıştırabileceğim. Sadece ea yönelme halekini almış. Üçü de eliyorum. Şaşırmış, belki de üzülmüştü. Üzüntüsünü unutmak için yatağına uzanıp saatlerce uyumuş olmalı. Ceca eşitlik ekidir lerler çokluk ekidir burada da böyle bir şey yok üzüntüsü arkadaşlar onun üzüntüsü diye biliyorum dolayısıyla buradaki ü eki arkadaşlar bizim için iyilik kaçıncı kişi üçüncü tekil kişi eki olduğunu söyleyebiliriz evet onun üzüntüsü sonundaki ü de belirtme hal ekidir kısacası bir isme iki tane ü ekinin geldiğini gördüğünüz an Birincisi iyilik, ikincisinin belirtme olduğunu unutmayın. Dolayısıyla üzüntüsü ifadesi iyilik yeki almıştır. Bundan dolayı cevabım Denizli. Bu cümledeki altı çizilin fiilin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Son zamanlarda artan sağlık problemlerinden dolayı hastane ile ev arasında mekik dokmaktan bırakın işe gitmeyi çocuklarımı bile doğru düzgün göremiyorum. Göremiyorum ifadesine baktığınızda arkadaşlar şöyle göre biliyorum yeterlilik fiili var. Yeterlilik fiilinin olumsuzu görmek ve bilmek diye de baktığınızda zaten birleşik fiil olduğunu anlayabilirsiniz. Yeterlilik fiili de zaten arkadaşlar kurallı birleşik fiildir. Dolayısıyla göremiyorum ifadesi yapısı bakımından birleşik bir fiil. Yani yapısını soruyorsa fiilin basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu soruyor. Göremiyorum ifadesi birleşik. O halde bakalım. Hazırladık hazırdan hazırlamak yapısı bakımından türemiş bir fiil. Öğrenseniz herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basit. Baka kaldım arkadaşlar süreklilik fiilidir. Süreklilik fiili de kurallı birleşik fiildir. Dolayısıyla yapısı bakımından birleşik cevabım bundan dolayı C. Kovalayacaklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok. Birleşik değil. İzleniyormuşuz derken yine birleşik değil. Birleşik olan sadece C şıkkı. Cevabım C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Fizik kurallarını alt üst eden inanılmaz bir gole imza attı. İmza attı ayrı yazılır ama alt üst ifadesi burada arkadaşlar bir bitişik yazılması gerekiyordu ve devam ediyoruz. Her hayvanı özen ve değerli bulan adam kedilere karşı sıra dışı bir sevgi besliyor derken sıra dışı arkadaşlar ayrı yazılır. Dolayısıyla burada da böyle bir yanlışlık yapılmış. Buralarda yanlışlık var. Son yayınlanan yönetmelikte şehirler arası Seyahat kurallarında düzenlemeler yapıldı. Şehirler arası doğru bu şekilde bitişik yazılır. Ama yayınlanan ifadesi yanlış. Şöyle olması gerekiyordu. Yayınlanan. N yok arkadaşlar. M var. Dolayısıyla yanlışlık yapılmış. C şıkkı da doğru. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yapay kuş şeklinde oluşturduğu kanatlarla Lodos eserken Galata Kulesi'nden atlayarak İstanbul Boğazı'nı geçerek Üsküdar'a indiği belirtildi. Galata Kulesi derken arkadaşlar kulenin kesi büyük. Şu şekilde kulesinden şeklinde yazılması gerekiyordu. Denizli şıkkı da yanlış. Cevabımız o zaman E oluyor ama sağlamasını yapalım. Üzücü bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Hasan Usta'nın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum derken baş sağlığı bitişik yazılır. Hasan Usta derken arkadaşlar Ustanın usu büyük ve kendisinden sonra gelenek kesme işaretiyle ayrılmalı diyoruz. Cevabımız kesinlikle E şıkkı olmalı. Bu parçada yukarıda verilenlerden hangilerinin birden çok örneği yoktur? Bakalım. Çokluk eki, bağlaç, zarf fiil, isim tamlaması, birleşik fiil. Sokaklara, denize, gökyüzüne, yaşama tutkuyla bağlı olan dirmit kendisini bu tutkuyu ifade edebilecek tek araç olarak gördüğü şiire verir. Olaraktaki erekarak bir tane zarf fiil bulduk arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Evet, aile bireylerinden lerler çokluk eki uzaklaşmasına neden olan bu uğraş evdekilerin tepkisini çeker. Dirmit'in şiir yazması yasaklanır. Devam edelim. Dirmit yedi gün boyunca evdeki kişilerle lerler iki tane çokluk eki bulduk dolayısıyla şöyle biri eleyelim ve devam edelim. Ee, evet konuşmama cezası alınca ince ince bir zarf fiil ekidir. İki tane de zarf fiil eki bulduk dolayısıyla üçü de eliyorum. Bütün aileye hitaben uzun bir mektup yazar. Mektubun bazı sayfalarının şehir üstünde uçuştuğunu Halit'ten duyan Atiye o gün yatağa düşer bir süre sonra da ölür. Şimdi arkadaşlar bir daha bir bakalım. Ne diyor? Birleşik fiil isim tamlaması ve bağlaç arayacağız. Şimdi gökyüzüne yaşama tutkuyla bağlı olan Dirmit kendisini bu tutku ifade edebilecek tek araç olarak gördüğü şiire verir. Aile bireyi ne bireyi? Aile bireyi dediğimde bir isim tamlaması olduğunu görebiliyorum. Tepki çekmek bir birleşik fiil olduğunu görebiliyorum evet birleşik fiil evdekilerin tepkisi kimin tepkisi evdekilerin tepkisi derken yine belirtili bir isim tamlaması olduğunu görebiliyorum aile bireyleri ve evdekilerin tepkisi ifadeleri isim tamlaması dolayısıyla dördü de eledim e bir tane birleşik fiil de buldum devam ediyorum başka birleşik fiil var mı ee, evet yatağa düşer arkadaşlar yatağa düşmek yine bir deyimdir biliyorsunuz ve Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Dolayısıyla birleşik fiil olduğunu da gördüm. Şöyle cevabım 2 olacak. 2 tane bağlaç yok. Adana şıkkı olacak. Bu cümledeki altı çizili fiilin çatı özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Lale Devri'nde İstanbul'daki yangınları önlemek amacıyla Yeniçerilerden Tulumbacılar adı verilen bir itfaiye ocağı kurulmuştur. Arkadaşlar, öncelikle nesne yüklem ilişkisi bakımından bakalım. Daha sonra şöyle nesne yüklem diyelim. Daha sonra özne yüklem ilişkisi bakımından fiili inceleyelim. Şimdi nesne yüklem ilişkisi bakımından baktığımda başına onu zamirini getiriyorum. Onu kurulmuştur olmadı. Bu fiil kesinlikle geçişsiz bir fiildir. O zaman bakın C şıkkı, B şıkkı ve A şıkkı gitti. Geçişsiz bir fiil. Peki bakalım özne yüklem ilişkisine göre etken mi, edilgen mi, işleşme, mi, dönüşlü mü ona bakıyoruz. Kurulmuştur bir L eki aldığını görüyorsunuz. Bu fiil ya dönüşlü olacak ya edilgen olacak arkadaşlar. Eğer kendi kendine anlamını veriyorsa ve L eki aldıysa dönüşlü eğer başkası tarafından yapıldığı anlamını veriyorsa edilgen. İtfaiye ocağı kendi kendine kurulmaz. Başkası tarafından kurulduğu için edilgen olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım bozukluğunu ararken ya bir fazlalık olacak cümlede artı diyorum. Ya bir eksiklik olacak cümlede buna da eksi diyorum. Ya bir uyumsuzluk olacak cümlede arkadaşlar. Buna da ne diyorum işte uyumsuzluk, yanlışlık vesaire buna da soru işareti koyuyorum. Bakalım şimdi cümleye. Osmanlı Devleti'nde saraya bağımlı olarak gelişen minyatür sanatın merkezi İstanbul'du. Şimdi bu şekilde baktığımda arkadaşlar saraya bağımlı olarak gelişmez minyatür sanatı. Saraya nasıl gelişir? Bağlı olarak gelişir. Arkadaşlar bağımlılık ee, özgürlüğü olmayan, özerkliği olmayan anlamına geliyor Dolayısıyla burada öyle bir şeyden bahsetmiyor Bağlı olması gerekiyor Bir sözcüğü çıkardım yerine başka bir sözcük getirdim O halde sözcüğün yanlış anlamda kullanılması demem gerekiyor Cevabım bundan dolayı Bursa şıkkı olacak